Muz, Angola'nın yeşil altını. Burası Afrika'nın ikinci en büyük petrol üreticisi. Ancak son iki yılda petrol fiyatları düşünce ülkenin gelirleri de üçte bir oranında azaldı. Angola'nın hedefi şimdi ekonomik kaynaklarını çeşitlendirmek. Bunun için de en şanslı olduğu sektör tarım. Angola 1970'li yıllarda kahve, şeker pancarı, sisal bitkisi ve muzda en önemli ihracatçı ülkelerdendi. Fakat 1975 ve 2002 yılları arasında süren 27 yıllık iç savaş yüzünden bu rekabetçi avantajını yitirdi. Şimdi ekonomik kaynaklarını çeşitlendirmek ve ülkenin gıda ihtiyacını karşılayabilmek için 58 milyon hektarı aşan büyüklükteki sulanabilir tarım arazilerine yatırım kararı aldı. Bu yatırım başkent Luanda'ya 1,5 saat mesafedeki Bengo bölgesinde 4600 hektarlık toprakları da kapsıyor. Muzu biz yeşil altınımız olarak görüyoruz. Sadece bir ticari değeri olarak değil, besin değeri açısından da paha biçilmez. Aileler için çok önemli. Muz üretimi ekonominin çeşitlenmesine çok önemli oranda katkı sağlıyor. Tam bu konuyla ilgili çok yerinde bir örnek verebilirim. Bugün şu anda bulunduğumuz Kaksito çevresinde yıllık muz satışı 100 milyon dolara yaklaştı. Ve hala buradan Sahraaltı Afrika bölgesine muz ihracatı sürüyor. En iyi örnek Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Sadece Ekim ayında buraya 10 ton muz ihraç ettik. Hükümet tarım sektörünü çeşitli eğitim programlarıyla destekliyor. Kredi teşvikleri sağlıyor, sulama projelerine doğrudan fon desteği veriyor. Fakat işletmelerin küçük aile çiftlikleri şeklinde yoğunlaşması en büyük sorun. Burada tarlada çalışıyorum. Ürünleri yetiştirdikten sonra da pazara satmaya götürüyorum. Luanda'daki bu süpermarkette olduğu gibi bölgede üretilen ürünleri raflarda görmek mümkün. Gittikçe büyüyen orta sınıflar için yerli malı ürünler burada fiyat avantajıyla teşvik ediliyor. Halen Angolalıların yarısı günde 2 dolardan daha az milli gelire sahip olsalar da. Günlük satışlarımızın %35'i burada. Angola'da üretilen ürünlerden oluşuyor. Sadece iç pazar için değil, uluslararası pazarlar için üretim yapan şirketlerimiz de var. Afrika'daki pazarlara ciddi oranda ihracat yapan firmalar var. Ve 6 ayda bir yayınlanan ihracat verilerine dair rakamlara bir göz atalım. İşte bu veriler Angola'nın sadece Afrika kıtasına değil, tüm dünyaya ihracat yapan önemli bir aktör konumuna geleceğini gösteriyor. Amaç ülkedeki verili yaşam standartlarını geliştirmek ve uluslararası düzeye çıkarmak. KOBİ'lere bu konuda büyük görev düşüyor. Refriango bunlardan biri. Meyve suyu, şişe suyu ve gazlı içecekler üreten firma 3800 kişi istihdam ediyor. Afrika kıtasında Portekizce konuşulan ülkelerde açık ara pazar lideri konumunda. Kaliteden ödün vermememiz en büyük avantajımız. Çünkü kalite belgeleri alan ilk gıda şirketi biziz. ISO 22000 sertifikamız var. Laboratuvarlarımız çok sıkı çalıştı ve burada sağladığımız başarı, uluslararası yeterlilik sertifikaları almamızda etkili oldu. Angola'nın yeni ve daha da sıkılaştırılmış sağlık standartlarını karşılamadığından pek çok ürünün ithalatıyla ilgili kurumların onayında sorun çıkıyor. 27 ithal ürünle ilgili yeni yönetmelik geçtiğimiz Şubat'ta yayınlandı. Bu düzenleme yerli üretim için de uyarıcı oldu. Üretici olmanın gerektirdikleri bir yana tüketicilere karşı da bir sorumluluğumuz var. Burada yaptığımız işin toplum sağlığını yakından ilgilendirdiğinin de farkında olmamız gerekiyor. Tüketicilerin ne tükettiklerini bilmeleri lazım. Biz onlara ayrıca Angola'da üretilen ürünlerin yüksek kalitede olduğu konusunda da bilgilendirmeliyiz. Angola ürünleri güvenilir. Angola son 10 yılda altyapısını geliştirmek için gözle görülür bir çaba harcadı. Tedarik zinciri, lojistik, ulaşım konularında ise bazı zorluklar halen sürüyor. Bunlar da yerel endüstrilerin gelişmesini kısıtlıyor. Angola çok geniş bir ekonomik potansiyele sahip. Şimdi soru şu, Angola ekonomisini petrol kaynaklı olmaktan çeşitlilik içeren yarışmacı ve girişimci bir ekonomiye kalıcı olarak dönüştürmeyi başarabilecek mi? Bu kendi ellerinde.